El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Sevgiyle, huzurla, kalp huzuruyla. Sizlerle beraber geçen her dakika bizim için doyulmaz zevkleri içeriyor. Muhtevasında taşıyor. Beraber olmak, Allah'tan bahsetmek demek. Hayatımızın en zevkli olayı. Yani Allah'ı, sizleri ve bizi bir araya getiren bir üçlüyü, bir arada bir hedef için birleştiren bir güzellik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabiliyoruz bilgisayardan ve dünyanın bir kısmındakilere de hamdolsun ki uydudan ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bilgisayarlarınızda, bir taraftan televizyonlarınızda biz varız. Siz neredeyseniz aynı salonun içinde artık biz de varız inşallah. Şükredecek çok şeyimiz var. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu akşamki konumuz emanete riayet. Biz emaneti dağlara, göklere ve yere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür. Allah Teala böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nin 72. ayet-i kerimesi. Emanetin göklere, dağlara, yere teklif edilmesi, onların kabul etmemesi, insanın kabul edilmesinden sonra iki tane faktör kullanıyor Allah Teala. Cahil ve nankör. Acaba niçin Allah-u Teala emaneti kabul edenlerin vasfını vermek için kullanıyor? Biliyorsunuz ki fizik vücudunuz bir mekandır. Nefsinizin de mekanıdır, ruhunuzun da mekanıdır. Bu sebeple mekanı temiz tutun. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala bir mekan olan fizik vücudunuzun emaneti yalnız başına yüklenmediğini ve emanetin hangisi olduğunu bize net olarak verebilmek için iki tane vasıf kullanmış: nankörlük ve cahillik. Öyleyse bunlar nefsimizin afetleridir. Üç tane faktörümüz var. İnsan bir fizik bedenden, bir ruhtan, bir de nefsten teşekkür eder. Üfürülen bir ruh, sevva edilen bir nefs, bir mekan olan fizik vücudumuzun içinde
yerleşmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Fizik vücudumuz bir mekan olduğuna göre kabul edenlerden birisi mutlaka fizik vücudumuz. Öyleyse nankör ve cahil olan nefsimiz de var devrede kabul edenler. O zaman kabul edilen emanet hangisi? Ruhumuz, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ama aslını ararsanız aslında hepsi emanettir. Ruhumuzda, veçimizde, fizik vücudumuzda, irademizde, en sonunda aklımızda. Nasıl bir müessese bu? Evvela Allah-u Teala diyor ki emanet, emanet ruhumuz. Çok belli ki fizik vücudumuzda nefsimiz emanet değil. Evet. Ama başlangıçta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Emanetler bir sıra dahilinde ard arda oluşur. Aslında gerçek emanet sadece bir tanedir. Allah'ın zatından gelen, tekrar Allah'ın zatına geri dönüp Allah'ın zatında yok olacak olan, fena fillah olacak olan ruhunuz. Asıl emanet odur. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu muhtevada emanet ve emanetler. Bu Allah'ın emaneti, ruhunuz, emanetin sahibine mutlaka iadesi lazım. Farz mı? Evet, farz. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki inna Allaha ye'murkum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların emanetlerin sahibine, dikkat edin, sahiplerine demiyor. Onların sahibine tevdi etmenizi vedia fiiliyle, teslim etmenizi manasına emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Bu Allah Teala'nın bize emrettiği fizik olmayan standartlardaki emanet, evvela birinci emanet ruhumuz. Asıl onu ihata ediyor. Ama ayet-i kerimenin devamı, hakemlik ettiğiniz zaman, hakemlik ettiğiniz konularda adalete mutlaka riayet edin diyor Allah-u Teala. Bir hakim veya bir hakem, her ikisi de kıstla, yani adaletle vazifelidir. Hakemin veya hakimin uhdesinde bir emanet vardır. Adalet. O emaneti ait olduğu hakimlik konusu ve hakimlik konusu o emaneti ait olduğu standartlarda kullanmakla vazifeli kişi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri kadı olduğu devrede kadılığın, yani hakimliğin ateşten bir gömlek olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, eğer adaleti mutlak yerine getirmek istiyorsanız o zaman işiniz hiç de kolay değil.
Çünkü muhtevanın taammüden oluşan kesiminin yüzdesini sadece tahmin edebilirsiniz. Aslını bilemezsiniz. Bilenler var mı? Var. Kiramen katibin melekleri. Hayatınızın her saniyesini filme çekiyorlar. Hepinizin etrafında şu anda görmediğiniz kiramen katibin melekleri var. Hayatınızı filme çeken hastalar, vazifeliler, insan hüviyetinde olmaları gerekmiyor. Sadece devamlı görünmeyen kameralar hayatınızı filme alıyorlar. Bizim anladığımız manada objektiflerle, kameralarla değil, gene kameralarla ama dünya tekniğinin, belki de kainat tekniğinin henüz ulaşmadığı bir hüviyette. Aldıkları filmde hem düşünceleriniz var, hem de o düşüncelere atfen, o düşünceler baz alınarak vücuda getirilmiş fiilleriniz var. Faaliyet, fiillerin işlenmesi demek. Öyleyse kıyamet günü sizin elinize bir mizan verilecek. Kıyamet günü hayatınızın doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün devrelerinin filmini seyredeceksiniz. Hem de üç boyutlu olarak ve perdesiz ve ekransız. Boşlukta kendinizi göreceksiniz. Önden baktığınız zaman kendinizi önden göreceksiniz. Yandan baktığınız zaman yandan göreceksiniz. Arkadan baktığınız zaman arkadan göreceksiniz. Tıpkı siz şu anda nasıl üç boyutluysanız orada da öyle görüneceksiniz. Yeter mi? Yetmez. Hangi insanlarla beraber neredeyseniz etrafınızdaki insanların hepsi de orada size verilen saha içerisinde ne kadarını alıyorsa o saha içinde hepsi görünecek. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Sadece fiillerinizin yaşandığı dünyanız değil, düşünceleriniz de filme alınacak. Düşüncelerinizi hep resimle oluşturursunuz. Bir yeri düşünün dediğimiz zaman onun fotoğrafı gelir gözünüzün önüne. Oradan onu düşünmüş olursunuz. Bir odayı düşünürseniz o odadaki masalar, sandalyeler, halılar, duvarlar, camlar, perdeler, duvardaki tablolar bir bütünün parçalarıdır. Hepsini resim olarak hatırlarsınız. İşte orasını o zaman düşünceniz onların üzerine temerküz etmiştir. Ve düşündüğünüz anda Kiramen Katibin melekleri onun filmini almışlardır bile. İşte böylece eğer bir hayat filminde düşünce de varsa, fiil de varsa, o fiillerin yani düşüncenin sonucunda oluşan ve başkalarına tesir icra edebilecek olan fiillerin hangi ölçüde o düşüncenin mahsulü olduğunu, hangi ölçüde, hangi yüzde de taammüt olduğunu herhangi bir olayda derhal elinizdeki mizan size haber verecektir. O zaman gerçeği göreceksiniz. %100 doğru olarak gerçeği göreceksiniz. Hangi fiiliniz ne kadar taammüde dayalı? Hangi olayı kasta makrun olarak gerçekleştirdiniz? Hangi olayda bilerek, isteyerek başka birine kötülük ettiniz? Hangi olayda bilmeden, istemeyerek ama gene başka birine kötülük ettiniz?
O kişide oluşturduğunuz tesir iki kişide de aynı olsa bile taammüden kişide vücuda getirdiğiniz zararın size derecat kaybettirmesi çok yüksek olacaktır. Eğer taammüt yoksa bilmeden, farkına bile varmadan bir başka kişiye zarar verdiyseniz, ona bir zararı ika ettiğiniz için mutlaka derecat kaybedeceksiniz. Kaybetmememiz mümkün değil. Ama sadece dikkatsiz ve tedbirsiz bir insanın kaybettiği dereceyi kaybedeceksiniz. Bu kaybettiğiniz derecat hiçbir zaman bilerek, isteyerek istenen bir suçun derecesine yakın bile olamaz. İkisi arasında çok büyük farklılık oluşur. İki olay düşünelim. Birinde bir adam düşmanını bekliyor, pusu kuruyor. Tabancasındaki bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor. Oracıkta işini bitiriyor, öldürüyor adamı. Bu %100 tamamen işlenmiş bir cinayettir. Ve bunun cezası çok ağırdır. Bir de bir adam, böyle bir şey belki de olmaz ama misal olarak veriyorum. Tabancasını temizlerken yere düşürüyor. İçinde bir tek kurşun var. Tetik bir yere takılıyor. Tabanca patlıyor. O sırada orada bulunan başka birini öldürüyor. İkisinde de öldürme fiili var. Ama birisi büyük kayıplar verecektir. İkincisi ise aynı boyutta kayıp vermeyecektir. Birisi bilerek isteyerek tamamen işlenmiş bir cinayetten derecat kaybedecektir. Öteki ise bilmeden, farkına bile varmadan bir başkasını öldürmüş olacaktır. İkincinin kaybettiği derecat sadece onun dikkatsizlik ve tedbirsizliğine ait derecat kaybıdır. Ve tabii neticesi bir cinayet olduğu için gene hatır sayılır, derecat kaybına sebebiyet verecektir. Ama bilerek, isteyerek başka birini öldürmüş olan kişinin kaybettiği derecatla kabil kıyas değildir. Mukayese edilemez, karşılaştırılamaz. Çok büyük ölçüde derecat farklılığı vardır. Şimdi bu müesseseyi niçin anlattık? Hakemin veya hakimin uhdesinde olan konu adaleti, kıstı sağlamak. Kıstla, yani adaletle hükmetmek. İster hakem olsun, ister hakim olsun. Bir hakem herhangi bir konuda kararı verdiği zaman kalbi rahat olmalı. Bir hakim de kararı verdiği zaman kalbi rahat olmalı. Ahlak en üst seviyelerde iken en adaletli kararlar verilmesi söz konusudur. Aslında hakim mevkiinde bulunan veya hakem mevkiinde bulunan kişinin daimi zikirde bulunması konunun temelini teşkil eder. O kişi için hakemlik de, hakimlik de ateşten gömlektir. En ufak bir ölçüde hata yapmamak için büyük gayretlerin sahibi olur kişi. Bunu ta yüreğinde hisseder. Karar vermek mecburiyetindedir. Ama iki taraf vardır. Birine bir iltimas yaparsa diğer tarafa haksızlık etmiş olacak. Öyleyse her halükarda terazinin birazcık sağa veya sola oynaması
mümkündür. Bu, o ölçüde adaletsizliği ifade eder. Bunun manevi sorumluluğunu ta yüreğinde taşıyan bir hakim için konu son derece önemlidir. Ama bu ahlakın bütün boyutlarıyla yerli yerinde olduğu Osmanlı'nın yükselme devresine ait bir konu. O devirde adalet vardı. Bütün boyutlarıyla adalet. Sonra ne oldu? Adalet öldü. Sevgili kardeşlerim, bunu niçin söylüyoruz? Bunu hayat filminiz için söylüyoruz. Hiçbir hakim hayat filminizdeki gibi %100 doğruyu tayin ve tespit edemez. Karinelerden hareket etmek mecburiyetindedir. Delillerden hareket etmek mecburiyetindedir. Ve yüzde ne kadar hakikati yakalayabileceği her zaman meçhuldür. Ama kiramen katibin meleklerinin elinde mizan var. Bu mizan taammüt miktarını %100 hesaplayabilme özelliğinde olan bir alettir. Bir ilahi kompütür. Bir ilahi elektronik cihaz. Ve en ufak bir hata yapması mümkün değildir. Çünkü düşünceleri de okur. Orada ekranda görünen düşünceleri de okur. Bilgisayar nasıl okursa o da belleğinde, hafızasında onu okur, değerlendirir ve fiiliyatla arasındaki illiyet hafızasını %100 doğru olarak tespit eder. İşte onun için Allah'ın huzurundaki mahkeme-i kübra, mahkemelerin düşünemeyeceğiniz kadar üst seviye bir adaleti tahakkuk ettirdiği bir sonuca ulaştırır insanı. Orada mahkeme-i kübrada, neden mahkeme-i kübra? Sebep bir, herkesin mahkemesi aynı anda görülmeye başlanır. Sonsuz sayıda insan, sonsuz sayıda hayat filmi. Ve herkes aynı anda hayat filmini seyretmeye başlar. Ne hakim var, ne kadı, ne avukat var, ne savcı. Sadece mizan var. Hayat filminiz var ve düşüncelerinizin filmi var. Bu üçlü, yani mizan, hayat filminiz ve düşüncelerinizin filmi mutlak adaleti tahakkuk ettirir. Öyleyse şimdi Nisa 58'e ulaşıyoruz. Hakemlik veya hakimlik ettiğiniz zaman diyor Allah Teala, adaletle davranın diyor. Emanetleri o zaman da sahibine vermekle mükellefsiniz. Nasıl emanet olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla vazifeliyseniz, emanetleri sahibine vermekle vazifeliyseniz, Allah'a teslim etmekle vazifeliyseniz, insanlardan aldığınız emanetleri de onların sahiplerine vermek mecburiyetindesiniz. Hakimlik ve hakemlik ettiğiniz zaman da bir başka açıdan emaneti sahibine vermekle mükellefsiniz. İki emanetiniz var. Bir, suçluya onun haksızlık derecesini doğru tayin etmekle, adaletle davranmak. Bu tayin ve karar buradaki birinci emanettir. Hakim iki emanetin sahibidir. Bir, mazlum mevkiindeki kişinin adaleti. İki,
mazlum mevkiindeki kişinin adaleti. Mazlum zanlı olan, suçlu olduğu daha belli olmayan kişi zamanımızda adına sanık deniyor. Mazlumsa zulüm görmüş kişi. Sanık zalimdir. Eğer gerçekten suçlu bulunursa o zaman zalimdir. Ama diğer taraf, o kişi suçlu da olsa, suçsuz da olsa zulüm görmüştür. Yani ya bilerek, isteyerek zulmetmiştir kişi, ya da bilmeden, istemeyerek yapmıştır, kazara yapmıştır. Ama zararı dokunmuştur diğer kişiye. İstemeden de olsa bir zulmün sahibi olmuştur. Her halükarda karşı taraf mazlumdur. Onun tarafından bir zulme uğramış, bir kaybı olmuştur. Kişi suçlu da olsa zulmetmiştir. Suçsuz da olsa zulmetmiştir. Diğer kişi zulme muhatap olduğu için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Burada emanet, adalet emanetidir. Suçluya ve suçsuza, zulüm görene ve zalime ayrı ayrı adaletle dağıtılması zorunludur. Onun için her ikisi de bir emanete muhataptır. O emaneti doğru olarak yerlerine oturtmak mecburiyetindedir. Hakem de, hakim de. Allah-u Teala'nın bu kadar değer verdiği adalet konusu zamanımızda çok geniş ölçüde yara almıştır. Adaletsizlikler had safhada devam etmektedir. Özellikle inananlara karşı bir zulüm makinesi çalışmaktadır. Allah'ın dostları şu veya bu sebeple tutuklanmakta, sorguları özellikle tamamlanmamakta ve devamlı tutuklu olarak bırakılmaktadır. Bunların her biri emanetin yerine getirilmemesidir, emanete riayet edilmemesidir. Bütün tutuklular emanettir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Osmanlı'da adalet süresi bir gündü. Sadece bir gün. İkinci bir celse hiçbir zaman tahakkuk etmezdi. Bir gün. Aynı gün o karar mutlaka verilir. Adalet beklemezdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı iyi tanıyın. Atalarınız emanete tam riayetin gerçek sahipleriydi. Eğer emanetin yerine iade edilmesinde, adaletin oluşmasında böyle bir muhteva varsa, aylar değil, yıllar geçiyorsa karar verilmesi için, herkesin haklı olduğunu iddia ettiği bir ortamda yaşarsınız o zaman. Hakimlerin de gerçekten büyük kısmı mutlaka adaletle davrananlardır. Ama o kadar çok davaları var ki, o davaları verirken de içtihatlara ve daha evvel verilen başarı kazanmış kararlara uygun kararlar verecek diye devamlı davalar tecil edilmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu
adaletin emanetidir. Bir insanın ruhu onun ilk emanetidir. Hepiniz emanete riayet etmek mecburiyetindesiniz. O emanet size ait olan bir şey değil. Ruhunuz Allah-u Teala tarafından size emanet olarak verilmiştir. Diyor ki Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz insana ruhumuzdan üfürdük, sonra ona fuat verdik diyor. Görme hassası verdik, işitme hassası verdik ve fuat hassası yani idrak etme hassası verdik diyor. Ruhumuzdan üfürdük. Ve Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bizim aklımıza gelen 12 defa üzerimize farz kılmış ama bu sayı aslında çok daha fazla. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Gördüğümüz ne? Gördüğümüz son derece açık, kesin bir olgu. Ruhumuz hepimiz için bir emanet. Allah emaneti bize vermiş, geri döndürülmesini de Allah'a tekrar iade edilmesini de üzerimize defaatle farz kılmış. Bu emanet olan ruhumuzun neticesi. Zümer 54'te Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli yetikumul azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani emanetleri Allah'a teslim edin birer birer. Teslimiyetiniz, ruhunuzun teslimi, fizik vücudunun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi olarak dört safa gösterir. İradenin tesliminden sonra geriye sadece aklın teslimi kalıyor. O da devrin imamları için geçerli. Her devirde o devrin imamları için geçerli bir olgu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şimdi duruma beraberce bakıyoruz. Allah ruhundan bize üfürmüş ve emanetini geri istiyor. Teslimler açık bir şekilde emredilmiş Allah-u Teala tarafından. Allah'a yönelin diyor ve Allah'a teslim olun. Müzemmil 11'de Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön, Rabbine ulaş. Öyleyse emanetin Allah'a teslimi söz konusu. Peki bu ruhumuz fizik vücudumuza ne emir vermiş Allah Teala? Gene Allah'a teslim olmak. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim buyuruyor Yasin 60 ve 61'de Allah Teala. Ey Adem oğulları,
ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a kul olmak, Adem oğulları dediği fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması, yani Allah'a teslim olması. Öyleyse bu müesseseye dikkatle bakın. Allah'a kul olmak. Allah'a fizik vücudu teslim etmek. Peki nefsimiz? Nefsimiz de Allah-u Teala'ya yemin vermiş. Nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala yeminlerini yerine getirenlerden ve getirmeyenlerden bahsediyor. Ali İmran 76 ve 77. Allah Teala buyuruyor ki Ali İmran 76'da onlar diyor yemin ve ahitlerine riayet etmezler. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Kim yeminine ve ahdine riayet ederse onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Allah takva sahiplerini sever. Ve aynı surenin Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. 15. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminimiz var, ahdimiz var, misakimiz var. Bir de Allah'ın ahdi var. Allah'ın ahdi bize verdiği ahd ve bizden kabul görmüş olan ahd. Bu ahdin karşılığı bizim misakimiz. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslimi emreder. Öyleyse bu emanetlerin Allah'a teslimi dört teslim Kur'an'ın temelini teşkil eder. Dört teslim, öyleyse Allah'a teslim edilecekse demek ki bize ait değil, bize verilmiş emanetler. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece ruhumuzun emanet olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, teslim etmeyi dileyen kişi ulaştırmayı diledikten sonra Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alır. Bu 10 ihsan da mürşidine ulaşır. Ve mürşidine ulaştıktan sonra nefsi tezkiyeye başlar.
Ruhu Allah'a doğru yola çıkar, fizik vücudu da tezkiye oranında, nefsinin kalbindeki temizlik oranında, yani afetlerin yerini faziletlerin alması oranında Allah-u Teala'ya kul olur. Yani Allah-u Teala'ya o ölçüde teslim olur. Ve nefsimizin kalbinde her %7 fazilet birikiminde, fazıl birikiminde ruhumuz gök katlarından bir kat çıkar. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz her %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde bir gök katını açmak yetkisinin sahibidir. Ve devamlı olarak nefsi emmare'de birinci gök katının kapısını açar, ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Nefsi levvame'de ikinci gök katının kapısını açar, nefsi mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde yedi gök katının kapısını birer birer açar ve kişi fethe nail olur. Kişinin ruhu yedinci gök katını aşar, yedinci gök katına ulaşır, altın kapıdan fetih kapısından içeriye girer. Ve yedi tane alem geçecektir. En son zikir hücrelerinden sonra Sitretül Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Bu, Kur'an-ı Kerim'de emanet olarak geçen ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştır. İrşat makamına ulaşıp, 10 tane insanla ulaşıp, tabi olduğunuz yerde, noktada bir farklı olay tahakkuk etmiştir. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Bu emanetin sahibine doğru yola çıkışıdır. Emanet sahibine doğru yola çıkmıştır. Nefsinizin her tezkiye kademesinde bir gök katı yükselecektir ve neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. 14. basamakta emanet olan ruh Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Emanetlerden birincisine riayet ettiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Bu kadarı bile sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde %50'den fazlası sizin olur. Sonra mı? 14. basamakta fizik vücudunuzla yavaş yavaş Allah'a teslim konusunda güzellikleri yaşamaya başlar. Nefsinizin afetleri azaldıkça fizik vücudunuzun yaptığı yanlışlar azalacaktır. Doğrular çoğalacaktır. Fizik vücudunuzun bütünüyle Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiği, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemediği bir noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacaktır. Ama fizik vücudunuz bir emanet değildi. Baştan fizik vücudunuz bir emanet değildi. Ne zaman emanet oldu? Ruhunuz Allah'a ulaşıp Allah'ta ifna olduktan sonra, yok olduktan sonra fizik vücudunuz sizin için emanet oldu. Allah'a teslim olma sırası
fizik vücudunuza geldi. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmaz. Onun teslimi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği kazanmak şeklinde tecelli eder. İktisap etmek şeklinde tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki 21. basamağa kadar bir emanet hüviyeti taşımayan fizik vücudunuz, bir mekan olan fizik vücudunuz, başka bir teslim standardında Allah'a teslim ediliyor. Ruhunuzun Allah'a tesliminden itibaren artık fizik vücudunuz bir emanet haline gelmiştir. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yerde fizik vücudunuz hataları yarıya indirmiştir. Davranış biçimlerinde yarı yarıya yanlışlıklar yapmaktadır. Ve bu yarıya ulaştığı noktada hataların fizik vücudunuz bir emanet haline gelir. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Nefsinizin teslim olması fizik vücudunuzdan daha sonra olacaktır. Ama nefsinizin afetleri de %50'den fazla azalmıştır. Ruhunuz Allah'a teslim olduğu noktada. Sonra daha azalacaktır. Beka makamının, züht makamının sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i geçtiği zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmiş olacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu bir ortamdasınız. 25. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıp teslim olduktan sonra bir emanet haline gelen fizik vücudunuz da 25. basamakta Allah'a teslim oldu. Fizik vücudunuzun da hüviyet değiştirmesi nefsinizin tezkiyesine paralel olarak giderek Allah'ın emirlerini daha çok yerine getiren, yasak ettiği fiilleri daha az işleyen bir noktaya ulaştı. Fizik vücudunuzun davranış biçimleri nefsinizin kalbinde %20'den daha az afet kaldığı bir noktada bütün emirleri yerine getiren, yasak edilen hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandı. Böylece bir yeni teslim müessesesi tahakkuk etti. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemeyen bir fizik vücudunuz var artık. Fizik vücudunuz da Allah'a teslim oldu. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktada başka bir varlığınız, nefsiniz emanet hüviyetine büründü. Eskiden ne fizik vücudunuz emanetti, ne nefsiniz emanetti. Ama ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz Allah'ın emri gereği. Daha sonra daimi zikirle nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Hepsi üzerinize farz. Öyleyse sahibi olan Allah olduğuna göre teslim alacak olan, teslim alan emanetlerini geriye alıyor. Burada nefsinizin de bir emanet olduğu vakasını yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren,
yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanır. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de 14. basamakta her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde bir ıslah hareketi yaşarlar. Islah olma. Ve 14. basamakta başlayan bu ıslah olmada, manevi tekamülde fizik vücudunuz 14. basamaktan 22. basamağa kadar emanet değildir. 22. basamakta emanet olur. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olduğunda fizik vücudunuzda emanet hüviyetine girer. Çünkü ruh emaneti sahibine ulaşmıştır. Fizik vücut teslim edilmesi üzerimize farz olan fizik vücudumuz, sahibi olan Allah'a teslim edileceğine göre, Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine göre o da bir emanet. Çünkü Allah Teala teslimi, fizik vücudunun teslimini farz kılmış üzerimize. Yani Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun ifadesi, yönelmenin ardından ruhumuzun teslimini, ardından fizik vücudumuzun teslimini, ardından nefsimizin teslimini, ardından irademizin teslimini içerir. Devrin imamları için aklın da teslimini içerir. Öyleyse bir bütün dizaynda Allah'ın bütün güzellikleri ard arda geliyor. 14. basamakta hepsinin birden sırat-ı müstakimi başlıyor. Sadece ruhumuzun sırat-ı müstakimi, ruhumuzun Allah'a bizatihi ulaşmasıyla gerçekleşir. Diğerleri sadece kemal derecelerinde olgunlaşarak teslim olurlar. Ve fizik vücudumuz Allah'a teslim olana kadar nefsimiz bir emanet değildi. Ama fizik vücudumuz teslim olunca nefsimiz de emanet hüviyetine giriyor. Öyleyse aslında hepsi emanet. Ama gerçek anlamda teslim edilebilecek efsafa girmeleri, daha evvelki emanetin teslimiyle, daha evvelki emanetin teslimiyle mümkün. Ruhunuz Allah'a teslim olmadan fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Öyleyse ilk emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmedikçe nefsinizi Allah'a teslim edemezsiniz. Öyleyse üçüncü emanet nefsiniz. Nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Dördüncü emanet iradeniz. İşte 27. basamakta halis olan nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması sebebiyle halis olan nefsinizde Allah'a teslim olmuştur. Muhlis olarak, halis olarak, nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı bir noktaya ulaşarak. Sonra bu kişi bu noktadan itibaren iradesi emanet haline gelmiştir. 27. basamaktan itibaren bu kişi evvela irşada ulaşacaktır. Allah Teala selam makamının ilk dört mertebesinde ona muhtelif imkanlar vererek o kişinin irşada ulaşmasına sebebiyet verecektir. İrşada ulaşınca kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazırdır. Ve irade nefsin tesliminden sonra emanet haline gelmiştir. Bu
herkese göre son emanettir. Bu herkesten sadece bir tek istisna var. İstisnalar kaideyi bozmaz. Tek bir istisna devrin imamıdır. 28. basamağın 5. kademesinde o kişi iradesini Allah'a teslim eder. Devrin imamı da aynı kademede iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah Teala onu devrin imamlarına tayin ettiği zaman iradesini de teslim almış olarak o makama getirir. Ama burada artık o kişi tasarruf altına girmiştir. Allah Teala tasarruf altında olanlar için diyor ki onlar hakkı hiyarın sahibi değillerdir. Seçim hakkının sahibi değillerdir. Dilediklerini yapamazlar. Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Bu sebepten sorumlulukları yoktur diyor. Devrin imamları için Allah'ın kullandığı ifade bu. Öyleyse seçim hakkı yoksa aklını kullanması da seçim imkanı olmadığı bir arenada mümkün görünmüyor. O zaman kararları kendi aklıyla veremez devrin imamı. Onun için bütün kararları Allah verecektir. Allah'ın söylediklerini söyleyebilecektir. Yaptırdıklarını yapabilecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'ın söyledikleri, o kendinden konuşmaz, sadece bizim ona vahyettiğimizi söyleyebilir. Yani Allah Teala ona ulaşıyor, vahyediyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından o söz çıkıyor. Allah'ın söylettiği söz. O kuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor Allah Teala. Akabe'de sana biat edildiği zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öyleyse her ayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasarruf altında olduğunu söylüyor. Aklın teslimi sadece bir tek kişiden oluşan son teslimdir. Emanetlerin sonuncusu akıldır. Öyleyse böyle bir muhtevada görüyorsunuz ki emanetlere riayet etme müessesesi bütünü kapsıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin emanetleri onların sahibi olan Allah'a teslim ederek en üst noktalara Allah-u Teala tarafından ulaştırılmanızı, bütün teslimlerinizi tamamlamanızı ve hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.